Biliyorsunuz Ahmet Hakan tuhaf ötesi bir yazı yazmıştı ve ben de kendisine tepki göstermiştim. Saçmalamanın böylesi diye. Videonun sonunda da o videoyu izleyebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi de Ahmet Hakan'ın bu saçma ötesi yazısına yanıt verdi. Millet İttifakı'nın adayının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etmişti Ahmet Hakan. Ben de böyle bir şey olmadığını, Millet İttifakı bileşenlerinin kesinlikle Haşim Kılıç adını düşünmediğini söylemiştim. Ankara kulislerinde en fazla adı geçen ismin Mansur Yavaş olduğunu dile getirmiştim. Nedenlerini de bir önceki videomda açıklamıştım. Onu izleyebilirsiniz. Video sonuna da zaten sol köşeye ekleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak, Ahmet Hakan'ın bu saçma ötesi yazısına yanıt verdi. Aynen şunları söyledi. Bugün bu tartışmaların ciddiyetle yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. Bugün bu tartışmaların ciddiyetle yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. Bakın Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni. Aydın Doğan zamanında eğer bu yazıları yazmış olsaydı, Aydın Doğan yönetimindeki bir Hürriyet gazetesinde bu yazıları yazmış olsaydı, böyle saçma ötesi bir yazıyı yazmış olsaydı Ahmet Hakan asla Hürriyet'in genel yayın yönetmeni olamazdı. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Daralıp gücenmesin. Hürriyet gazetesi Türkiye'nin amiral gemisidir. Türkiye'nin en çok okunan, en güvenilir gazetelerinden birisini devraldı Ahmet Hakan. Ama bu kafayla devam ederse, böyle bir yayın çizgisiyle devam ederse, kendisi böyle kulaktan dolma haberleri yazarsa, editörleri, yazarları ne yapsın? Bunu sıradan bir insan yazmıyor. Hürriyet'in tepe ismi yazıyor. Sen kime sorguladın? Kime doğrulattın? Kimle konuştun? Efendim birileri fısıldıyormuş benden duymuş olmayın ama top Haşim Kılıç'ta kalacak. Haşim Kılıç Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacak. Olmazsa, aday gösterilmezse o koltuğu bırakacak mısın? Yazı yazmaya son verecek misin? Bir de kendinden emin bir şekilde konuşuyor. CHP şu an yanıtı verdi. Ama buna rağmen CHP bu hatada ısrar eder. Senin dediğin gibi Haşim Kılıç adını karşımıza çıkarırsa 100 bin imzayı toplar. Başka bir ismi biz Cumhurbaşkanı adayı gösteririz. Sen Millet İttifakı'nı seçmenini ne sanıyorsun? Ekmelettin İhsanoğlu faciası gibi ikinci bir faciaya Millet İttifakı seçmeninin geçit vereceğini mi sanıyorsun? Ama Cumhuriyet Halk Partisi sana gereken cevabı verdi. Saçma ötesi olduğunu, ciddiyetten uzak olduğunu Faik Öztrak resmen ilan etti. Bakalım yarınki köşe yazısında Haşim Kılıç iddiasıyla ilgili neler yazacak? Çok merakla bekliyorum ben yani.